Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Seher ve Yaman'ın bir bebek sahibi olmasını istiyorsanız, İkbal ve Zuhal'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasını istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman ve Seher'in formalite evliliği gerçeğe dönüşecek mi? Seher ve Yaman'ın bebeği olacak mı? İkbal'in yeni planı ne? Zuhal Seher'i öldürecek mi? Yaman sahte kanıtları görünce Seher'e güvenecek mi? Selim Seher'in peşini bırakacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher ve Yaman artık aynı odayı paylaşacak. Çiftimiz birlikte zaman geçirdikçe daha da yakınlaşacak. Çünkü ikisi de birbirine sırılsıklam aşık olmuş durumda. Ayrıca Yaman formalite evliliğini gerçeğe dönüştürmek için çok çabalayacak. İlk zamanlar Seher biraz utangaç davranacak. Ama sonradan Seher de Yaman'a karşı adım atacak. Ve Yaman ile Seher evliliğini gerçeğe dönüştürecek. Zaten Yaman ilk baştan beri bu evliliğin gerçek olduğunu söylemişti. Hatta Yaman, Cengir ile bu konu hakkında defalarca konuşmuştu. Yani bundan sonra Seher ve Yaman'ın aşk dolu sahnelerini göreceğiz. Ayrıca Seher ve Yaman birlikte olacaklar. Bunun sonucunda da Seher'de bazı değişiklikler yaşanacak. Çünkü Seher'in baş dönmeleri ve mide bulantıları başlayacak. Sonradan Seher'in doktora gitmesiyle onun hamile olduğu anlaşılacak. Seher bu müjdeli haberi duyunca çok sevinecek ve hemen Yaman'a bu haberi vermek isteyecek. Tabi Yaman da bebeğinin olacağını duyunca dünyalar onun olacak. Bundan sonra Yaman asla Seher ve bebeğini yalnız bırakmayacak. Yaman'ın baba olma sevinci yaşamasıyla Yaman tüm sorunlarını unutacak. Sahte kanıtların aniden kayboluşu İkbal ve Zuhal'i iyice sinirlendirecek. Çünkü İkbal ve Zuhal bu sahte kanıtlarla Yaman ve Seher'i ayırmak istedi. Ama hiçbiri onların istediği gibi gitmeyecek. Nedeni de bir süreliğine sahte kanıtları bulamamaları olacak. Ayrıca Yaman ve Seher'in evlenmesi de İkbal ve Zuhal çıldıracak. Çünkü ikisi de amaçlarına ulaşamayacağını düşünecek. Şimdilik İkbal ve Zuhal dosyayı bulmaya çalışacak. Ama dosyayı hiçbir yerde bulamayacaklar. Hatta bu dosyadan Neslihan ve Adalet'in de hiç haberi olmadı. Bu yüzden geriye iki isim kalıyor. Bu kişiler Cenger ve Ziya olabilir. Cenger, Kırımlı konağında tüm olup bitenden haberdardır. Hatta Cenger kaç defa Zuhal'in kötülüklerini gördü. Onun için dosyanın Cenger'de olma ihtimali vardır. Ayrıca Ziya'nın da dosyayı alma ihtimali bulunmakta. Çünkü Ziya, Yaman'ın üzülmesini istememekte. Bu yüzden Ziya, Seher ve Yaman aşkına bir zarar gelmemesini isteyecek ve Ziya dosyaları gizlen almış olabilir. Sahte dosyaların kimde olduğu da yakında ortaya çıkacak. İkbal ve Zuhal dosyaları bulamayınca yeniden kötü planlar yapmaya başlayacak. İkbal bu sefer hamlelerini farklı bir şekilde oynayacak. İkbal ardından Seher'i ortadan kaldırmaya çalışacak. Çünkü İkbal önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. İkbal o konuşmasında Kırımlı mirası ancak benim olabilir demişti. Hatta karşısına kim çıkarsa onları ortadan kaldıracağını belirtmişti. Yani İkbal'in bu konuşması Seher'i öldürmeye çalışacağının en büyük kanıtıdır. Eğer Seher İkbal ve Zuhal'e güvenmeye devam ederse bu onun sonu olacak. Seher onlara güvenerek kendi canını tehlikeye atacak. İlerleyen bölümlerde İkbal ve Zuhal yeni sahte kanıtlar yapacak. İkbal ardından Zuhal'i Yaman'ın yanına götürecek. Zuhal de Yaman'a sahte kanıtları verecek. İlk başlarda Yaman bu sahte kanıtlara inanmak istemeyecek. Sonrasında Yaman sahte kanıtlara inanmaya başlayacak. Yaman'ın çocukluğu kötü geçtiği için Yaman yine kadınlardan nefret edecek. Yaman'daki bu annecisi onun yine kadınlara güvenmemesine neden olacak. Ardından Yaman'ın için şüpheler kemirmeye başlayacak. Bunun üzerine Yaman gün geçtikçe Seher'den uzaklaşmaya başlayacak. Seher ilk başlarda Yaman'ın kendisine neden soğuk davrandığını anlamayacak. Sonrasında Yaman'ın Seher'e bir para adresi demesiyle Seher çok üzülecek. Bunun sonucunda da Seher Yaman'dan ayrılma kararı alacak. Ama Seher Yusuf'u kaybedeceğinden Yaman'dan şimdilik boşanmayacak. İkbal ve Zuhal de amaçlarında başarısız kalacak. İkbal Yaman'ı Seher'den ayıramadığı için bir plan daha yapacak. İkbal bu sefer de Seher'i kaçırıp onu öldürmeye çalışacak. Bunun üzerine Yaman Seher'i kurtarmaya gidecek. Seher de sonunda kurtulacak. Böylece ikili arasındaki aşk yeniden filizlenecek. Yusuf'un velayet davası da tamamen çözülecek. Yaman ve Seher evlendiği için sosyal hizmetler Yusuf'u onlara verecek. Böylece sonunda Seher Yusuf'un kalıcı velayetini almış olacak. Yusuf da bu haberi duyar duymaz çok sevinecek.
Çünkü Yusuf'un artık hem annesi hem de babası olmuştur. Bundan dolayı Yusuf'un psikolojisi tam düzelecek ama onu da büyük bir tehlike bekliyor. Eğer Seher ve Yaman aynı odada ayrı yatarlarsa bu Yusuf'un sonu olacak. Çünkü İkbal ve Zuhal onların bu açığını yakalayacak. Yusuf'u yeniden sosyal hizmetlere şikayet edecekler. Sosyal hizmetlerde Yaman ve Seher'in kendilerini aldattıklarını düşünecek. Bu yüzden Yusuf'u yeniden onlardan alacaklar. Onun için Seher ve Yaman bu konuda çok dikkatli olmalı. Zuhal ve İkbal de yaptıkları kötülüklerin bedelini yakında ödeyecek. Yani Zuhal sonunu getirene kadar Yaman'ı elde etmeye çalışacak. Ama Yaman tamamen Seher'e aşık olmuş durumda. Bu yüzden Yaman Zuhal'e asla yüz vermeyecek. Tabi bunu gören Zuhal iyice çıldıracak. Yakında Zuhal kendi sonunu getirecek. Çünkü Zuhal akli dengesini iyice yitirecek. Zuhal İkbal'in başarısızlığı üzerine kendi başına hareket edecek. Zuhal tam Seher'e zarar verecekken Yaman onu görecek. Ardından Yaman Zuhal'i konaktan kov, ona hak ettiği cezayı verecek. Zuhal de sonunda konaktan kovulacak. Bunun sonucunda da Zuhal tedavi için hastanede gözlem altına alınacak. Yani Zuhal diziye veda edecek. Ama İkbal tehlikesi şimdilik devam edecek. Çünkü Yaman İkbal'in gerçek yüzünü göremeyecek. Yaman İkbal'in Seher'e karıştığını görse bile olanlara sessiz kalacak. Yaman Ziya'nın İkbal yüzünden üzülmesini istemeyecek. Onun için de Yaman İkbal'e bir şans verecek. İkbal de tüm kötülüklerini gölgeden yapmaya başlayacak. Yaman'ın İkbal'e şans vermesi aşklarına ciddi zararlar verecek. Ama Ziya İkbal'in gerçek yüzünü biliyor. Hatta Ziya İkbal'in yaptığı tüm kötülüklere şahit oldu. Bu yüzden Ziya İkbal'in gerçek yüzünü herkese gösterecek. İkbal Ziya'nın hasta oluşunu kötüye kullansa da Yaman ona inanmayacak. Bunun sonucunda da İkbal tutuklanacak. Çünkü İkbal Seher'in ablasının ölümüne neden olmuştu. Ziya sayesinde bu soruşturma tekrardan açılacak ve İkbal bu suçtan dolayı hapse girecek. Ama bunun olması için biraz daha zamana ihtiyaç bulunmakta. Ziya ise yakında iyileşecek. İkbal'in hapse girmesiyle Ziya gün geçtikçe iyileşmeye başlayacak. Seher'in çabaları sonucu Ziya korkularını yenecek. Neslihan ise her şeyin yoluna girmesi sonucu evlenme kararı alacak. Fırat da konağa gidip gelmesiyle Neslihan'a aşık olacak. Zaten en son düğün günü Fırat Neslihan'dan iyice etkilenmişti. Neslihan'a aşık olan Fırat için de güzel günler gelecek. Nadire bunun üzerine Neslihan'ı Yaman ve Adalet Hanım'dan isteyecek. Böylece Fırat ve Neslihan da evlenmiş olacak. Selim'in yaptıkları kötülükler onun yanına kalmayacak. Yakında Selim'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Seher, Selim ile artık yollarını ayıracak ve bir daha asla ona güvenmeyecek. Hatta Seher, Selim'in gerçek yüzünü görüp onu polise şikayet edecek. Selim de bu olanlardan dolayı Yaman'ı sorumlu tutacak. Bunun üzerine Selim, Yaman'ı öldürmek isteyecek. Çünkü hatırlarsanız Selim önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. Selim, Seher'i kim elimden alırsa onun sonunu getireceğim demişti. Seher'in de Selim'i terk etmesi onda büyük bir travmaya neden olacak. Büyük ihtimalle Selim, Seher'i kaçırma girişimlerinde bulunacak. Yaman ise Selim'in gerçek yüzünü gördüğünden onun peşine düşecek. Yaman böylece Seher'in Selim'in elinden kurtarmış olacak. Selim de Yaman'ın yaptıklarına dayanamayıp onu silahla vuracak. Ama Yaman ölmeyip kurtulacak. Peki sizce Yaman ve Seher her şeye rağmen mutlu olabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.